istatistiğin var mı bize gösterecek? Aslında taktik tahtam var. Bir daha aynı açıdan taktik tahtaları gösterirsek. Taktik tahtasını oradan, gösterelim. Oradan bir birinci. Hani aslında oyuncuların nerelere gittiğine dair okla çizilmiş. Aynen. Gökalp abi ben de sana o zaman şöyle bir soru sorayım. O arada veriye geçelim. Dış saha performansı çok kötü Ankara Gücü'nün. Son 3 dış saha maçını kaybetti. Evet. Kalesine 62 kez şut gelmiş. İsabetli şut gelmiş. Bunların 40'ını çıkarmış Korcan. Bu kadar çok şut çektiriyor. Rakip de aksine ligde ikinci sırada. Kalesine en az şut çektiren ikinci takım ki kalesinde zaten Mert Günok gibi milli bir kaleci var. Evet. Ankara Gücü hücumsal atraksiyonlarda ne yapabilir? Ankara Gücü hücumsal atraksiyonlarda çok şey yapar. Şimdi siz diyorsunuz ki Orgül topu arkadan attığında Orgül koşar yetişir. Attı atamadı işte bir daha deneriz. Şimdi Aydın'ın performansına bakın şimdi sağ çizgide. Aydın benzer performansı gösterebilirse başka bir dünya olur orada. Çünkü kanatlarıyla hücuma çıkar şey. Başakşehir. Evet. Hızlı dönüşlerde şeyin şansı var. Bir de Ankara Gücü'nün en büyük şansı İrfan Can Kahveci'nin sakatlığı. Evet. O bol şutların altında yatan Alex içinde sakatlığı. İrfan Can Kahveci özellikle evet. o Ankaralı, Ankara'dan yetişmiş gençler bir altyapısından bir... Kendine özgü mükemmel bir çalım yeteneği var ya. Adam yani şimdi hani o şutları atan o yani o yüzden onun yokluğu bence avantaj. Şimdi o taktik tahtasında aslında göstereceklerimizde bir şey. Bu mudur? Evet bu. Şimdi Başakşehir'in bu kadar iyi oynamasındaki şeyi görebiliriz. Crivelli arkaya geliyor. Arkaya gelerek topları aslında arkadan hani set hücumlarında tamamen orta sahaya yardımcı oluyor. Ve bundan dolayı da aksiyonları sürekli böyle. Crivelli'nin sürekli buralara indiğini görebiliriz. Liska'nın hem kanata hem içeri koşuları hani half space dediğimiz pozisyonları bilirsin Gökalp abi. Oralara koşuları rakipleri tamamen zorluyor. Geçen sene bunu yapıyordu Başakşehir. Başakşehir maçında da bahsetmiştim. Demiştim geçen sene yaptığım analizde Liska'yı buraya indirmemek gerekiyor demiştim. Evet. Ve Liska oraya indi golü attı. Geçen sene Ankara Gücü Başakşehir maçında yine indirilmemesi gerekiyor Başakşehir'in oraya. Klişeye baktığımızda 2 numaralı oyuncu klişe olarak nitelendirelim. Klişe geçen seneki yaptıklarını yine aynı şekilde devam ettiriyor. Aldığı topu genelde kanata değil de içeri doğru götürüyor. Çünkü hani İngiltere'de bilirsin abi modern beklerler ya içeri doğru götürür oyuncuyu. Bekler evet. içeri doğru kaçar. Liverpool'un yaptığı Arnold'un sürekli içeri girmeleri gibi. Klişe de İngiltere'den gelmesinden veyahut da hocanın istemesinden sürekli içeri giriyor. Ama Kayseri ise tam tersi. Tamamen çizgiye. Orada Gudbrandsen ile birlikte tamamen çizgiye inerek oyuncuları buraya çekiyorlar. Takım rakibin oyuncularını. Bununla ilgili bir soru var. Uygar Ceren sormuş. Edin Visce'yi kim tutacak? Sol bek kim olacak? Pinto yani diyebileceğim bir şey var mı? Pinto, Thiago Pinto. Pinto cezalı. Pinto yok bu hafta. Doğru çok özür dilerim. Ben Pinto cezalı olduğunu unuttum ya. O zaman kim tutar? Cebrail o zaman sol bek geçer. Evet. Mecbur geçen haftaki performansı. Bu arada keşke. Bazı evet seyircilerimiz kızıyor. Yorumları okumuyorsunuz diye elimizden geldiğince okuyoruz. Çok fazla yorum var. Çok fazla sorunuz var. O zaman hemen birkaç soru da arada böyle cevaplandıralım kısa kısa diyelim. Orhan Yüksel, Ankara Gücü Başakşehir maçında fark yer. Pinto yok. Kanteros formda değil. Fatih Okey 45 dakikalık topçular. Katılıyor musun? Hayır. Hayır. Ben de katılmıyorum. Çünkü şöyle katılmıyorum. Fark yiyeceğini düşünmüyorum. Kanteros da daha yeni çıkmıştı. Belki bu maç formda olur. Ayrıca Fatih Okey'de 45 dakika daha fazla oynayabilir. En azından bir 60-65 çıkarır. Evet. Sedat da dönüyor bu hafta. Sedat'ın dönmesi burada önemli. Daha çok. Kesinlikle. Evet. Metin Diyad'ın kulübede olacak. Evet. O da bence o da bir etki. Avantaj. Doğru söylüyorsun. Scarione orta saha ve forvet arkası oynayabiliyor. Aralara iyi giren bir futbolcu ama 11 hafta ortada yok. 11 haftadır ortada yok demiş. Bundan evet, Scarione. Benim kendi düşüncem yani duyumlarıma göre bundan sonra da olmaz. Olmaz artık. Ben de aynı gözden çıkarılmış. Gözden çıkarıldı değil. Bence hiçbir takımda ancak 2. 3. ligde. Benim düşüncem tabii bu. Yani ne kadar tamamen futbol ben duyumlarıma göre konuşacağım bunda da. Kafadan çıkartmış mı? Kafadan tamamen futbolu çıkartmış. Tamam. Kadro dışı kalmış. Kadro dışı kaldıktan sonra ne futbolla uğraşmış ne bir şey yapmış. Sadece gezmiş. Evet kendine iyi bakmamış diyelim. Evet. İstatistik varsa onu... Bir tane de genel aynı dahiliki aynı görüntünün bir de genel dağılımı var Başakşehir'in. Onu açarsak bu sefer oksuz olanları. Önemli bir eksiklik ama ya. Thiago Pinto gerçekten. Ben oynuyor zannettim. Şu an çok şok oldum yani. Unuttum. Abi baktım şimdi, da unuttum. Abdü Samet Bezci, dün engellilerin sesini neden çıkarmadınız gibi bir yorum tam anlayamadık ama ısrarla yazıyor. Ben de cevap vermek zorunda kalıyorum artık. Biz tabii bütün engelli kardeşlerimizin yanındayız. Onlara da şifa diliyorum, sağlık diliyorum.
diyelim artık Abdülsamet Bezci'de farklı soru ve yorumlarından bekleyelim. Evet. Bu görsel aslında hareketli yapmak istedim ama vaktim yoktu diyebilirim. Şimdi burada baktığımız zaman 6 numara ön numara yani Mehmet Topal'ın genelde geriye gelerek hani klasik artık dünyada klasik geriye gelerek topu alıyor. Ama burada dikkat çeken şey ise öteki 8 numaralı oyuncu tamamen Topal'a yakın oynayarak arkadan topu çıkarması. Evet. Ve bu sağ kanatı boşluk gözüküyor burada ama hiçbir şekilde düşünülmesin. Gudbrandsen ile Kaysara'nın Klişi'nin oralara çıkıp oraları çok rahat şekilde dolduruyor. Ve burada Visca'nın içerilere koşusu 11 numaralı Visca olarak nitelendirdim. Burada ona göre düşünürsek tamamen ikinci forvet pozisyonda. Evet. Bu genel bu tamamen şu ana kadar oynadıkları pozisyonları ben kendim dizayn ettim ve tamamen ikinci forvet pozisyonunda. Evet. Yani buna direkt stoperde olabilir, sol bekte olabilir, kanat değiştirirse sağ bekte olabilir. Tamamen bir önlem alınması gerekiyor. İrfan Can Kahveci ise 10 numara olarak da ama şimdi tabii bu hafta yok. İrfan Can Kahveci de 4-3-3 gibi. Şu an tamamen dediğim gibi çok etkin oynuyordu ama Ankara Gücü onun yerine Başakşehir onun yerine Berkay Özcan'ı koyacak. Şimdi yüksek ihtimal. Bak bu tabloya bakarak söylüyorum. Presin 8 numarayla 8 numaraya presle başlatırsak 6-8 evet. 8'e 6'ya da 6-2'ye gelip alıyorsa Mehmet Topal stoperler arasından top alıyorsa 8 numarayı kapattığı zaman orada el ayak birbirine girer. İşte Kantoros gibi. Bu haftaki Kantoros gibi. Aynısını biz Başakşehir'e yaparsak çok aynen, rahat bir şekilde Ankara Gücü. Bir de Mehmet Topal'ı artık eskisi gibi bir silah olarak görmemek lazım. Yok, gerçekten hayır, kariyeri giderek devam ediyor ama giderek düşüşe geçiyor bence kariyeri. Şikirtel'e dikkat etmek lazım. Eğer Ankara Gücü böyle 0-0 ya da 1-1 0-0 olmaz diyorsun sen de son dakikalara böyle berabere falan götürürse duran topları çok iyi kullanıyor Başakşehir. Yan toplarda Şikirtel tehlikeli. Çok şöyle tehlikeli. Bir şey var. Dediğin gibi abi Şikirtel yanında Epriano zaten Epriano'nun tamamen İngiltere stoperi olduğunu hani dönen topları direkt kafayla karşılamasının için alınmış bir oyuncu. Hani o yüzden dediğiniz gibi hava topları öyle ama ben baktım izlediğim maçlarda yedikleri gollerde genelde açılan duran toplardan sıkıntılar yaşamış. Adam paylaşımı, Şikirtel'in üstüne koşuları, Şikirtel üstüne kaç dediğin gibi işte orada Şikirtel de yaşlılıktan dolayı belki Atalanta'dan direkt gönderilmesi sebebi budur. Artık hava toplarında çok zıplayamamasıdır. Hiçbir testi geçememiş Şikirtel. Şikirtel hava toplarında gol atarken izler. Atar ama tutamaz diyebiliriz. Ofansif olarak güzel. Ofansif olarak iyi. Ankara Gücü bize de zaten defansının hafta, kötülüğü lazım. O zaman Ankara Gücü bu hafta nasıl diyebilirim ben? Benim klasik analizlerimden Başakşehir'in güçlü yönlerini, zayıf yönlerini söylerim genelde. Tabii. Başakşehir genelde bu sefer Ankara Gücü'nün tek negatif olan şey Başakşehir ceza sahası dışlarında çok şut çektiriyor. Aşırı şut çektiriyor ve buna imkan sunuyor. Hani neden imkan sunuyor? Bence güzel bir taktik. Ceza sahası dışından çektiğiniz şutlar genelde biraz daha olasılığı düşük şutlar. Evet. Bu da tabii rakip ceza sahası dışına bakıyor. Çekebilir mi? İyi ben çekeyim hesabımı. Şutu bir çekiyor. Top kayıp. Adamlar için güzel bir avantaj Başakşehir için. Ama işte bu, İrfan Can olsaydı tam tehlikeydi. Yok, Başakşehir defansif olarak. Yani defansif olarak Ankara Gücü'ne mesela İrfan Can olsaydı bu maç 2 gol atardı bence. Çok rahat bir şekilde. Ankara Gücü'nde kim var? Kantoros. Kantoros şut çekmekte. Üstüne yani para verseniz zor şut çekiyor. Yani çekmek istemiyor mu? Çekmiyor mu? Yani. Bilemiyorum tabii ki de. Çekmesi gerekiyor bu hafta. Kantoros bu hafta uzaktan şut çekmesi gerekiyor. Aslında söylediklerine bakarak söylüyorum. Bu haftanın kilidi yani yorumlara bakarak da senin söylediklerine bakarak da Kantoros'un performansı bu hafta belirleyici olacak. Belirleyici olacak. Bir de Thiago Pinto'nun yerine oynayacak muhtemelen Cebrail. Kantoros her maçın kilididir. Kilit adam. Kilit adam pozisyonunda ama bu sefer bence tamamıyla maçın kilidi olacak adam kanatlar ve forvet pozisyondaki Orgil. En çok kilit adam da Orgil. Çünkü dediğin gibi abi hücum bekleri çok yapıyorlar. Çok ileride kalıyorlar. Evet. Ve ben bütün topla buluşmalara baktığımda tamamen Klişi ve Kaysara. Kaysara ve Klişi çok topla buluştuğu için bundan dolayı da ileriye de çıktıkları için aksiyon gösterdikleri için tamamıyla buraya İlhan'ın, Aydın'ın ve Orgil'in buralara koşuları çok güzel avantaj sağlayacaktır Ankara Gücü'ne. Ama güçlerin önüne baktığımızda Ankara Gücü'nün belki çok güzel önemli olan bir yeri savunması. Evet. Başakşehir ara pasları aşırı çok hava ara pas atıyor ve rakiplerini direkt buradan ekarte ediyor. Krivelli'nin de en sevdiği pozisyonlar. Evet, arkaya gelerek, arkaya, aynı orada gösterdiğim gibi arkaya gelerek oradan koşması Krivelli için daha güzel. Evet.